Giresun gerçekten bir turizm merkezi. Şöyle ki girişine ve çıkışına bir anıt kapı yerleştirip burası bir tabiat parkıdır der iseniz yanlış bir şey yapmış olmazsınız diye düşünüyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından muhteşem hizmetler yapılmakta. O hizmetlerden birisi de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tabiat ve Tarihi Milli Parkları. Giresun bölgesindeki tarihi ve tabii parkları adım adım geziyoruz. Giresun bölgesinde 4 tabiat parkı var. O parklardan birisi de Koçkayası Tabiat Parkı. Ve Koçkayası Tabiat Parkı'ndan sizleri Giresun bölgesindeki tabiat parklarıyla belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Dereli ilçesindeki Koçkayası Tabiat Parkı daha önceden A tipi mesire yeriyken taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz yemyeşil ormanların, masmavi suların, yüksek tepelerin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikle buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 65 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu tabiat parkının yükseklik ortalaması 1840 metredir. Park alanının en yüksek noktaları arasında 2483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2280 metre yüksekliğindeki Çiftayar Tepesi ve 2200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi sayılabilir. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 350 hektardan daha fazla bir alana yayılan tabiat parkı orman ve mera alanlarından oluşur. Tabiat parkı adını park alanının kuzeybatı sınırında bulunan Koçkayası Tepesi'nden bu tepeden başlayarak Cımbırtlık Deresi'ne akan Koçkayası ve Küçük Koçkayası derelerinden ve tepenin eteğine kurulmuş Koçkayası Yaylası'ndan almaktadır. Koçkayası'ndan itibaren yaylacıların kullandığı ve manzaraya hakim olan Kuzgun ve Çatalkaya ise diğer önemli kayalıklardır. Üç farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu Koçkayası Tabiat Parkı, 64 farklı familyaya ait 136 bitki türüne ve toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'na adını veren derelerinin dışında park alanının ortasından geçen Karadere, eşsiz güzelliğiyle hayranlık uyandırıcıdır. Karadere'nin batısında içinden patika yolların geçtiği huzur dolu bir ortam sunan ormanlar bulunmaktadır. Göktepe'nin eteklerinde bulunan ve bozulmadan günümüze gelmiş olan Kırkharman Kilisesi de görülmesi gereken yerlerdendir. Tabiat Parkı'nın çevresindeki tarihi yapılar içerisinden en ilginç olanıysa şüphesiz 6500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı'dır. 1610 yılında Hacı Abdullah Zade tarafından yapıldığı rivayet edilen duvar, Çıkrık Kapı Yaylası'ndadır. Yaylayı çeviren duvarın üzerinde tek bir kapı bulunur. Bu kapı da Çıkrık Kapı olarak anılmaktadır. Tabiat Parkı, Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından günübirlik ya da konaklama amacıyla ziyaret edilir.
Özellikle yaz ve kış sezonunda Tabiat Parkı'nı binlerce kişi konaklama ve günübirlik olarak ziyaret etmektedir. Kümbet yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. Türkiye genelinde yaklaşık binlerce kişinin katıldığı köy dernekleri ve Dereli Belediyesi tarafından Kümbet Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Kümbet Festivali her yıl Temmuz ayında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Eğer şimdi doyasıya gezmek, zirvelerin doruklarından muhteşem manzaraları temaşa etmek ve festivallerinde sevecen insanlarıyla kaynaşmak istiyorsanız, Koç Kayası Tabiat Parkı'nın tüm seslerine ve renklerine kulak verin. İşte o zaman hayatı başka bir pencereden huzurla yaşayacaksınız. Hemen şimdi yaylaların zirvesinde efsanelerde yaşayan tarihi keşfedip Koç Kayası Tabiat Parkı'na yolculuğa çıkın. Bilindiği gibi İpek Yolu Karadeniz'de Çoruk Kelkit Vadisi'nden geçen büyük bir yol. Bu yolda sadece ticaret yapılmıyor. Aynı zamanda bir kültürel kimlik akışının sağlandığı bir yol. Bu yolun Karadeniz'le bağlantısını sağlayan tali yolların bir kısmı Giresun coğrafyasına tekabül ediyor. Ana arterlerini söyleyecek olursak en doğuda Haşit Vadisi'nden Tirabolu Limanı'ndan başlayıp Haşit Vadisi boyunca Çoruk Kelkit Vadisi'ne İpek Yolu bağlantısını sağlayan yol. Birincisi bu. Bu yol üzerinde Doğankent'teki Andon Kalesi, yine Bedrama Kalesi Haşit Vadisi üzerinde ve Tirabolu Limanı'ndaki kale bu yolun en önemli kalıntıları olarak söylenebilir. Daha batıya doğru geldiğimizde Zefre Limanı'ndan ve Espiye'den başlayıp Yaldere Vadisi boyunca devam eden, oradan da Alıcı Şevin Karahisar üzerinden bağlantıyı sağlayan ikinci yol. Bu yolun kalıntıları ise Zefre Limanı, yani bugünkü Gülburnu Köyü, sahildeki Gülburnu Köyü, Andoz Kalesi ve Yaldere Vadisi boyunca hala mevcut olan 12 tane tarihi köprü, kemer köprü. Bunların en önemlisi Harava Köprüsü ve Ağa'nın Köprüsü'dür. Ve Çağlayan Köyü'ndeki tarihi kalıntılar. Bir de Tekke Köyü'ndeki Hacı Abdullah Halife Zaviyesi. Yukarıda ise Çakrak Köyü'ndeki ya da Çakrak Yaylası'ndaki tarihi iki köprü bu yolun kalıntılarını oluşturur. Daha batıya geldiğimizde Giresun Limanı'ndan Aksu Vadisi boyunca devam eden bir başka yol Kulakkaya'ya, Dereli üzerinden Kulakkaya'ya ulaşıyor. Kulakkaya'dan Yavuz Kemal üzerinden Şevin Karahisar'a ulaşan yol. Son bir yol ise yine Piraziz, eski adıyla Kepsil, yeni adıyla Bulancak dediğimiz iki ilçenin sahil bölgesini Keçilik Dağı üzerinden Kulakkaya'ya, oradan da yine Şevin Karahisar'a bağlayan bir başka tali yol. Genel olarak İpek Yolu'nun Karadeniz limanlarıyla bağlantısını sağlayan ve bugün Giresun coğrafyasını tekabül eden ana yollar bunlardır. Şu felaketi ve ülkemiz kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. İklim değişti. Bu sene kış olmadı. Ancak burada kar var. Ve geçmişte olsa bugün Mart ayının sonları 1 Nisan. Ve buradan geçmek mümkün değil. Belki kar yağışı vardı. Gördüğünüz gibi adamlar boş, insanlar yaylaya çıkmaya başlıyor. Ve burada da bir kar çığ felaketine şahitlik yapıyoruz. Zira şu an Eğriber Tüneli bu dağların altından açılıyor ve dağlardaki patlama, tüneldeki patlamalar dağlardaki karı çığ haline getirip gördüğümüz gibi bir çığ felaketine neden olmuş. Evet.
Eğribel Tüneli yılan hikayesine dönmüştü. Açılacak, açılıyor, yapıldı, yapılacak deniyordu ve nihayet bu tünel başladı. Ve gördüğünüz gibi şu an o Uludağların Eğribel'in altında bu yolu, Şebinkarahisar Giresun Karayolu'nu 10 kilometre kısaltacak, kışın rahat geçiş imkanını sağlayacak Eğribel Tüneli'nin hemen giriş noktasındayız ve Eğribel Tüneli hemen önümüzde. Evet, dağlar ne kadar yüce olursa olsun üzerinden yol geçer der atalar. Ama bir şey daha demek gerekiyor. Ne kadar yüce dağ olursa olsun eğer üzerinden yol geçiyorsa bir gün tünel de geçer. Tıpkı şoförlerin ve insanlarımızın korkulu rüyası Giresun, Eğribel Dağı'nın o geçidi, bazen karda, fırtınada geçit vermez geçidi artık tünellerle aşılıyor. Eğribel Tüneli yapılıyor. Evet, kar kütüklerinin altında o karlı dağlardan aşağı buz gibi akan çeşme ve yaklaşıp bir su içelim çeşmeden. Of. Zili Maksu'da ulaşmış durumdayız. Eğribel Dağları'nın zirvesindeyiz. Altından tünel geçen, bir zamanlar şoförlerin korkulu rüyası olan Eğribel geçidindeyiz. 2200 metreyi gösteriyor. Eski İpek Yolu üzerindeki bulunan şuhurların korkulu rüyası meşhur Asarcık virajları. 12 virajı inmek, bu yolun tamamını gitmek gibi derecede zor olan bir bu. Nerede viraj, bu viraj efendim? Hemen önümüzde. Aşağısı Asarcık köyü. Cumhuriyet'in son yıllarına kadar burada Türklerin, yani Müslümanlar ve Hristiyanlar iç içe yaşamışlar ve uzun yıllar komşuluk yapmışlar. Daha sonra sadece Müslümanlar kalmış. Gördüğünüz gibi bu virajlar şuralar, öyle mi? Evet. 12 virajdan mı iniyordu buradan? 12, toplamda 18. 1940'lı yıllarda burada alıcı arabası yuvarlanmış. Şuhurun ismi Gökhan. Hala eski çuvurlar bunu anarlar. 27 kişi ölmüş. Sadece arabanın içinde şoför ve bir asker sağ kalmış. O da şuhur mahallinde olduğu için. Üzerindekilerin tamamı aracın altında yük, üzerinde insan olduğu için araç yuvarlanınca insanlar yükün altında kalarak ölmüş. Gördüğünüz gibi tünelin hem ön yüzünü hem de arka yüzünü çektik. 5 kilometreden fazla şu an tünel harıl harıl çalışıyor. Biz de tarihe not düşüyoruz. Daha açılmadan tünelin şimdi içine gireceğiz. Dereden çıkıyor ve tam dere, burası da Asarcık. Tam dere arası ve 5 kilometreden fazla bir tünel. Gerçekten heyecanlıyız.
ve ilk kez Devralen Parkı ile bugün tünel ekranlara geliyor ve bu sene tünelin açılacağını öğrendim. Karahisar'a, Dereli'ye, Alurca'ya, Çamoğlu'a, bütün Giresun'a ve bütün Karadeniz'e hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tekrar şükranla buradan anıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah inşallah kazasız belasız kısa sürede tamamlamayı nasip etsin ve üzerinde inşallah hayırlı güvenle yolculuk yapmayı nasip etsin. Ya Allah, bismillah. Ben şu Asarcık hanlarından bir tanesinde. Mehmet Özkütükçü'nün hanı, gördüğünüz, babasının 50 tane sarı liraya aldığını söylüyor. Kendisi bu yol üzerinde yıllarca katıcılık yapmış, haftada iki sefer Şebinkarahisar Giresun'a gittiğini söyler. Kendisi şu anda 90 yaşında, hala yaşıyor. İmranlı Giresun arasında tren yoluyla deniz arasındaki katırcılık taşımacılığında çok emek vermiş birisi. Gördüğünüz gibi bu han 6 hayvanlar için, ortası insanlar için. Şimdi burada katırcıların bu handa rahat olarak kaldığı yer. İmranlı'ya trenin geleceğini duydukları an buradan komple İmranlı'ya varıp oradan yükleyecekler yüklerini alıp buraya kadar gelirler. Kış olduğu vakit Eğribel'den, karakoldan haber beklerler. Fırtına durduğu an buradan devam Eğribel ve Giresun. Fırtınanın olduğu günler günlerce, haftalarca burada kaldıklarını söylüyor kendi beyanına göre. Buraya, burası neresi ben bilmiyorum. Yolumu kaybettim. Asarcık köyü. Asarcık köyü. Ben de bir saklambaç oynayayım dedim. Bu hanımefendiler ve beyefendiyle beraber bir saklambaç oynayacağım. Hadi Yusuf. Hadi. Yusuf sen bakalım hadi. Biz saklanacağız. Hadi bakalım. Ve saklanıyoruz. Şu anda yumuldu. Hadi saklanıyoruz. Hadi saklanıyoruz. Oh. Hepimizi ebeledi. Ama önce bak bir delikanlı daha geliyor. Önce ben mi yumulacağım şimdi? İlk beni mi ebeledin? Sen nereden gördün beni? Beni arabadan gördü bu delikanlı. Evet, çocuk olmak. O ıssız, sakin, sessiz köylerde çocuk olmak. Onların biraz olsun çocukluğunu azıcık renklendirmek istedik. Biz de saklambaç oynadık değil mi? Evet. Evet, burası yol hikayesinin önemli noktası. Tarihi Asarcık Köyü. Ve biz tarihi yolu araştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Galisar'ın ikinci golüde. Bir daha söyle bakayım. İkinci golüde. Nasıl yapılır? Hamur yoğrulur, simit gibi yuvarlak yapılır, fırına atılır, pişer. O meşhur Şebinkarahisar golüdinin yapıldığı Asarcık tarihi fırını. Giresun Şebinkarahisar ilçesi Şaplıca Köyü Licese Mahallesi. Bu tarihi bir kilise efendim. Biraz bilgi verir misiniz bize?
Bizim dedelerimiz mübadelede gelmişler buraya, yerleşmişler. Burada işte gördüğünüz bu tarihi eser kilisede o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti burayı onlara vermiş. Tapısını vermiş. Biz de burada doğduk, büyüdük, işte burada yaşıyoruz. Siz burada mı doğdunuz? Evet. Bu bir şeyde doğdunuz. Evet. Peki anlatın biraz. Buraya insanlar geliyor mu? Turistler geliyor mu efendim? Geliyor. Nerelerden geliyor? Selanik'ten. Ne diyor gelenler? Bazıları üzülüyor. Bazıları seviniyor ayakta kaldığı için. Şahıs eline geçtiği için ayakta kaldığı için seviniyor. Bazıları da üzülüyor. Üzülüyor. Evet. Siz ne dersiniz efendim? Bir ziyarete gelsin mi insanlar buraları? Tabii ki gelsin. Siz gittiniz mi Selanik'e? Hayır, hayır. Gitmek ister misin? İsterim tabii ki. Evet, tarihi bir kilise. Şebin Karahisar yolu üzerinde bu kilisenin 1887-1876 tarihlerine tarihlendiğini görüyoruz. Buradan 1924'te mübadele sonucu Selanik'e gönderilen Rumlara ait bir kilise. Ancak oradan da buraya getirilen Müslümanlar, Türkler ve bu kilise tapulanır buradaki bir aileye. Ve kilise bugün perişan haldedir, koruma altındadır ve kilisenin tarihe, kültürüne kazandırılması gerekiyor. Daha yıkıldı işte. Evet, desenleri görüyoruz. Ver, bir tarihi eser bu. Bizim kültürümüze ait, burada geçmişte yaşayan insanlara ait. Yunanistan o camileri yıkıp yaktığında onlara sert tepki göstermiştik. O Kavala'daki yıkılan camiyi göstermiştik. Atina'daki o Fatih Camii'ni açmıyorlar maalesef. Ama onlara inat bu eserleri biz koruyup gelecek kuşaklara aktaralım ve Yunanlıların da gözünün içine sokalım. Atina'daki tarihi Fatih Camii'ni ibadete açsınlar. Orada maalesef kapalı. Buradaki bu eser de kaderine terk edilmiş durumda. Bu aslında insanlığın, bizim ortak kültür değerimiz ve mabed olarak geçmişte kullanılmış bir kilise. Yıkık ve perişan hali insanı gerçekten üzüyor ve kahrediyor. Kiliseyi yapan Rumlar aslında 1853 yılı Osmanlı Kırım Savaşları, Rus Savaşları'nda Kırım Savaşları'nı kazandıktan sonra Rusya coğrafyasından Avrupalıların isteği üzerine buraya getirilen Rumların Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon bölgesine getirilip yerleştirilen Rumlar tarafından yapılıp kurulmuştu. Zaten kilisenin tarihi de 1876'yı göstermekte. Buraları da maden olduğu için de özellikle madende çalışmak ve maden işletmek üzere buraya geldiklerini biliyoruz bunların. Köprüler, kıtaları birbirine bağlayan köprüler, gönülleri birbirine bağlayan köprüler, kültürleri birbirine bağlayan köprüler. Ama Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasındaki yaptırdığı onlarca köprülerden birisi Şebin Karahisar yakınlarında o taş köprü 130 yıldır halen ayakta. Ve biz o yol hikayesini araştırmaya, bu yol üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini tek tek ekranlara getirmeye devam ediyoruz ve Şebin Karahisar'a geldik. Zaranın üzüne dinledenim de söz mü oy oy oy. Dinlemesen de söz mü şeker yarim. Göremezsin yüzümü dinle.
demesen de söz. Yollardayız. Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasında açtığı o yol hikayesini araştırırken Tamzara'ya yolumuz düştü. Burası Tamzara. Türküsüyle bildiğimiz, üzümüyle bildiğimiz, kültür ve medeniyet geçmişiyle bildiğimiz Tamzara'dayız. Şimdi bir değerli dost var. Mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Tamzara'nın tarihiyle ilgili bilgi alıyoruz. Tamzara'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber buranın Osmanlı döneminden önce, Anadolu Selçukluları döneminde kurulduğu hakkında Hasan Tahsin Okutan isimli bizim bir baş öğretmenimiz vardı. Onun Şebin Karahisar tarihi, coğrafyası ve kültürel yapısını anlatan kitabında ifade edildiğine göre efendim Anadolu Selçukluları dönemine rastlıyor. Burada Osmanlılar döneminde Ermenilerle Türkler iç içe yaşamışlar. Ermeniler ticaretle uğraşmışlar. Türkler de daha ziyade hayvancılık, efendim, tarımla iştigal etmişler. 1915'ten önceki yıllarda burası kasaba halindeymiş. Tehcir olayından önce 5000 civarında nüfus olduğu kayıtlarda, resmi kayıtlarda bilinmektedir. Bu ilk Anadolu'da Ermeni isyanı burada ve Şebin Karahisar'da. Şebin Karahisar Adana, Sivas bu bölgelerde daha çok meydana gelmiş. Dış güçlerin desteğiyle Ermeniler isyankar olmaya başlamışlar. Çeşitli yerlerde komiteler kurmak suretiyle burada bir Ermeni devleti kurmak veyahut da buralarda o Ermenistan adı altında kurulacak devlete, devletin toprakları arasına burayı da katmak için ilk isyanların burada Tamzara'da, Şebin Karahisar'ın Yaycı köyünde olduğu söylenir. Tamzara'nın yolları dönümlüdür de dönümlü oy. Kalk giderim de sevdiceğim. Yalan dünya ölümlü. Kalk gidelim de güzel yârim. Yalan dünya ölümlü. Şebin Karahisar'da önemli bir tarihi eser Fatih dönemine ait Fatih Sultan Mehmet Camii. Taş yapısı, mimarisiyle göz ve gönül okşayıcı Fatih Camii, Şebin Karahisar. Bir yol hikayesiyle karşınızda olduk. Halil Rifat Paşa'nın "Bitmediğiniz yer sizin değildir" diyerek o insan gücüyle açtığı Şebin Karahisar Giresun yolunu Giresun limanından çıkarak adım adım belgeselleştirerek Şebin Karahisar'a geldik. Şebin Karahisar kültür tarihimizin muhteşem geçmişinin olduğu yer. Şebin Karahisar Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihimizin önemli kilometre taşı. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Şebin Karahisar'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.